Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle sınırlardan bahsetmek istiyorum. Nasıl sınır oluştururuz? Narsistle ilişkide her zaman söylediğim sınırlarınız olsun. Narsistle baş etme şekillerinin en önemlisi sınır koyabilmek ve bu sınırlar girildiğinde bunun bir bedelinin olduğunu narsistin bilmesi. Eğer sınırlarım yoksa ya da sınırları koysam da sınırları koruyamıyorsam buradan maalesef istismara çok açık hale geliyorum. Çünkü düşünün, Türkiye'nin sınırlarının olmadığını ya da sınırları korumadığımızı herkes sınırlar içerisine girmeye zaten dünden hevesli durumda duruyor şu anda, değil mi? O yüzden aynı şekilde sizin de kendi sınırlarınız olmalı ve bu sınırları mutlaka ve mutlaka korumalısınız. Sınır dediğimizde neyden bahsediyorum aslında? Örnek veriyorum, bu defterin sınırları var. Değil mi? Üstü, yanı, altı. Bu defterin fiziksel olarak sınırları var. Aynı şekilde işte arkamdaki kapının sınırları var. Ama ruhsal sınırları biz göremediğimiz için bunu biraz daha anlatmakta ya da anlamakta güçlük çekebiliyoruz. Ruhsal sınırlar. Ruhsal sınırların olabilmesi için öncelikle bir nesnenin var olabilmesi gerekiyor. Sınırların olabilmesi için. Yani bu defter var ki bunun sınırları mevcut. Aynı şekilde arkamdaki kapı var ki bunun sınırları mevcut. Aynı şekilde kişiliğimin sınırları olabilmesi için benim kişilik sahibi olabilmem lazım. Kimlik sahibi olabilmem lazım. İsteklerimi ya da istemediklerimi öncelikle kendimin biliyor olması lazım ki ben belirli sınırlar çizebileyim. Ben anlatacağım aslında bugünkü konuyu ve birkaç tane video şeklinde ardı ardına gelmesini istediğim bir konu bu. Birkaç videoya dağılacak bu video. Çünkü uzun bir konu. Sınır koyabilmek, işte bir birey, bir kimlik oluşturabilmek, bunlar kolay konular değil. Sınır çizmek çok önemli bir mevzu ama öncelikle birkaç tane soru sormak istiyorum size konuyla ilgili. Hayır demeyi biliyor musunuz? Hayır demekte zorlanıyor musunuz? Bu birinci sorum olsun. İkinci sorum, hayır dediğimde ya da karşımdakini reddettiğimde sevinmiyor muyum, sevinmez miyim, kabul görmez miyim, dışlanır mıyım gibi endişeler taşıyor musunuz içinizde? Üçüncü soru, fikriniz sorulduğunda bir şey yapılacak, işte bir yere gidilecek ya da bir şey alınacak, fark etmez ya ben uyarım cümlesini sık sık kullanıyor musunuz? Bu üç soru önemli kilit sorular. Eğer bu üç soruya da evet, hayır diyemiyorum, evet, fark etmez deyip uyum sağlıyorum, evet, eğer hayır dersem sevinmeyeceğimi düşünüyorum, dışlanacağımı düşünüyorum diyorsanız burada ciddi bir sınır problemi var, sınır sorunu var. Öncelikle bunu belirtelim. Şimdi arkadaşlarım, öncelikle temin de belirttiğim gibi eğer bir defter varsa sınır vardır. Defter yoksa sınırdan söz edemem. Aynı şekilde benim de kişisel olarak bir kimliğim varsa, benliğim varsa, kişiliğim varsa, yani neyi seviyorum, neyi sevmiyorum, neyde mutlu oluyorum, nelerden rahatsız oluyorum, bunu öncelikle kendimin bilmesi gerekiyor. Bunları bilebilirsem eğer ben çevreme sınırlar koyabilirim. Öncelikle yaşınız kaç olursa olsun kimlik oluşturmak hiçbir zaman geç değildir arkadaşlar. Bazen tabii ki çocukluğumuzda ebeveynlerimizi seçemeyebiliyoruz. Ebeveynler bizim kimlik oluşturmamıza destek sağlamamış olabilir. 30 yaşında olabilirsin, 50 yaşında olabilirsin. Her zaman kimlik oluşturabilecek yaştasın. Sen artık bir yetişkinsin çünkü ebeveynlerinin sana yapamadığını sen kendine yapabilecek durumdasın. Sen içindeki çocuğu doyurabilecek, onu eğitebilecek, onu yetiştirebilecek durumdasın. Sen çünkü artık bir yetişkinsin. O yüzden kimlik problemin varsa, neyi seviyorum, neyi istemiyorum, bunlar çok önemli değilse, kendimi sürekli geri plana atma eğilimindeysem kimlik oluşturmam şart. Öncelikle istediklerimi, istemediklerimi, sevdiklerimi, rahatsız olduklarımı bunu kendim belirlemeliyim. Ne istiyorum, ne istemiyorum. Bunu aslında bir liste halinde yazabilirim de. İşte şu olay olduğunda ne hissediyorum? İşte yağmur yağdığında ne hissediyorum? Ya da işte beni bir şeye zorladıklarında ben ne hissediyorum? Bunu bir defter kitap alıp, kalem alıp, bunu yazıp aslında biraz olsun kendimi tanımaya çalışabilirim. Bu bir kimlik oluşumunda bir başlangıç olabilir. Peki ne istediğimi biliyorum. Ne istemediğimi biliyorum. Bir kimliğe sahibim ama sınır koyamıyorum. İşte bu da bir problem.
Neden sınır koyamıyorum? Örnek veriyorum işte karşımdaki üzülür diye sınır koyamıyorum. Karşımdaki bana duygusal tepkiler veriyor. Bu yüzden sınır koyamıyorum. Yani aslında konfor alanımı bozmak istemediğim için sınır koyamıyorum. Yahu şunu sorabilirsiniz. Sınır ihlalim varsa konfor alanından nasıl söz edebilirim diyebilirsiniz. Şöyle konfor alanı, yani örnek veriyorum, diyelim ki hafta sonu ailemle vakit geçiriyorum, eşimle, çocuğumla. Ama bu hafta sonu da çok özel bir şey çıktı, oraya gitmem lazım. Yani örnek veriyorum, işte kız kıza yapılması gereken bir aktivite var ve ben bu aktiviteyi yapmayı çok istiyorum. Ve diyorum ki eşime, ben bu hafta sonu bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Yani benim için önemli, her hafta sonu zaten birlikteyiz. Siz bunun karşılığında bir tepkiyle karşılaşıyorsanız, yani surat asılıyorsa, karşı çıkılıyorsa, suçlanıyorsanız, işte sen ne biçim insansın, ne biçim annesin, bizi ihmal edeceksin, sen zaten hep böylesin şeklinde suçlamalara maruz kalıyorsanız, yap yap tamam biz otururuz yalnız evde şeklinde suçlamalara maruz kalıyorsanız, burada konfor alanınızdan çıkıyorsunuz aslında. Çünkü bu tarz suçlamalara maruz kalıyorsanız zaten konfor alanınızdan çıkıyorsunuz. Çünkü insanların duygusal tepkileriyle başa çıkabilmek çok zor bir durumdur, zor bir olaydır. İnsanların duygusal tepkilerine, suçlamalarına, işte mutsuz durmalarına, küskün durmalarına rağmen sınırlarınızı çizebilmek çok zor bir durumdur. Bu yüzden konfor alanınızdan çıkmak istemiyorsunuz diyorum. Çünkü insanlar bu tepkileri almamak uğruna sınır çizmemeyi tercih ediyorlar. Çünkü orası konforlu alan. Çünkü yüzüne gülüyor, sana duygusal tepki vermiyor. Bunlarla mücadele etmek zorunda kalmıyorsun. Konforlu alan dediğim şey bu. Konforlu alanın dışına çıkmamak için sınır çizmeyip kendi kimliğini hiçe sayan insanlardan bahsediyorum bu durumda. Maalesef bunu bazen bazı yaptığımız zamanlar da oluyor ama bunu genele yaydığımızda, bu kronikleştiğinde aslında sorun. Yani karşı taraf üzülmesin diye, karşı taraf mutlu olsun diye kendi mutsuzluğunuza zemin hazırlamak, sınır çizememek demek. Peki sınır korumak nedir? Sınırı nasıl korurum? Örnek veriyorum, bir ülkenin sınırlarına girildiğinde savaş çıkar değil mi? Başka bir ülke bir ülkenin sınırlarını ihlal etse savaş çıkar. Bunun bir yaptırımı olduğunu karşı taraf bildiği için kolay kolay o sınırı ihlal edemez. Aynı şekilde sizin ruhsal sınırlarınızı ihlal eden kişiler var ise demek ki bir yaptırım uygulamıyorsunuz. Sınır koymak da çözüm değil. Kendimi tanıyacağım, sınır koyacağım ama sınırları korumak lazım. Bir bahçemiz varsa mesela bahçenin etrafını çitle şey yaparız. Bizim sınırımız bu. Benim sınırıma girme deriz. Komşuyla iyi geçin ama çitini çek derler değil mi? Çünkü sınırlarını belirlemen lazım. Ya ilkokulda bile hatırlayın, 1. 2. sınıfta ben yapıyordum, bilmiyorum, çoğu insanda da görüyorum. O sırada iki kişi oturursun ya, o sıranın ortasından çizersin. Dersin ki benim sınırıma geçme. Sınırlar önemlidir. Yani bahçenin etrafına bile çit çekersin dedim ya. Bahçenin etrafını çevrelersin, dikenli tel koyarsın. Hatta yazı yazarsın. Dikkat köpek var. Yani ona göre ayağına denk al. Gelmeye çalışırsan bunun bir yaptırımı olacak sana. Köpek var. Bu şekilde bizim ruhsal sınırlarımızı da korumamız gerekiyor. Eğer ruhsal sınırlarımızı koruyamıyorsak, yani ben bedensel sınırımı koruyamadığımda, örnek veriyorum, birisi geldi bana yumruk vurdu. Bedensel sınırımı koruyamadım. Ne olur burası morarır. Ruhsal sınırımı koruyamadığımda da aynı şekilde arkadaşlar depresyona girerim. Kaygı bozukluğu yaşarım. Fobilerim oluşmaya başlar. Panik atak yaşayabilirim. Bir sürü ruhsal problem yaşayabilirim. Eğer sınırlarımı koruyamazsam, sınırlarım ihlal edilirse. Aynı şekilde ruhum da alarm veriyor. Bedenim alarm verdiği gibi sınırlar korunmadığında. O yüzden sınırları korumak bizim kendi yükümlülüğümüzde ve bu çok da zor bir şey değil aslında. Bu bizim fıtratımıza verilmiş bir şey. Yaratıcı bizi bir benlikle, bir ego ile yarattı. Yani baktığımızda bir firavun mesela kendini ilahlaştırdı, egosunu büyüttü büyüttü. Aslında firavun da bir narsist. Aynı şekilde bizde de var bu ego ya. Bu egoyu neden biz bu kadar küçülttük, çöpe atmaya çalışıyoruz? Bu ego lazım. Tabii ki firavunlaştırmayacağım, büyütmeyeceğim ama ben ya Allah beni yarattı.
Bende bu fıtrat var. Ben kendi sınırlarımı çizebilirim. Ben kendi kimliğimi oluşturabilirim. Ve bu sınırlara yaklaşma diye bunun bir yaptırımı olduğunu karşımdakini vurgulayıp gerektiğinde de bu yaptırımı uygulayabilecek kabiliyette yaratıldım ben. Bu yüzden eğer sınırlarımı çizebilmeyi başardıysam mutlaka bu sınırları koruyacağım. Bunun bir yaptırımı olacak. Bu yaptırımı artık siz karşınızdaki kişiye göre seçebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hiç kimse sizin sınırlarınızda işte bu da senin sınırın, ben buradan girmem demeyecek. Herkes sizin sınırlarınızı zorlayacak, girmeye çalışacak. Şimdi birkaç tane örnek vereceğim bu sınırla ilgili arkadaşlarım. Örnek veriyorum, işte babam hastalandı ve benim babamı hastaneye götürmem lazım. Buna zorunluyum, buna mecburum. Bunu istesem de istemesem de yapmam gerekiyor. Ama işte istemiyorum, başkası götürse falan diye düşünüyorum kafamda ama bunu yapmak zorundayım. Burada ben bunu yapmak istemiyorum deyip burada sınır çizebileceğim bir durum değil bu. Artık bunları da karıştırmayalım diye söylüyorum aslında biraz. Babam hastalandıysa ve hastaneye götürecek başka kimse yoksa, ki başka kardeşlerim de olabilir benim ya da olmasa da olmayabilir. Benim babamı hastaneye götürmem lazım. Bu benim vicdani, insani, evlatlık, sorumluluğu. Ama eğer, örnek veriyorum, babam sinemaya gidelim dedi. Velev ki ben sinemaya gitmek istemiyorum. Babam istiyor diye. Babam bu konuda bana baskı uygulayacak. Babam bana surat asacak. Babama hayır dersem beni sevmez. İşte babamla aramı bozmayayım şeklinde kendimi hiçe sayıp sinemaya giderim dersem işte burada sınır ihlali söz konusu. Ve bunu çok yapıyoruz arkadaşlar. Yani mesela çok fazla ailevi baskı görenler de var. Her hafta mesela annesine ziyarete gitmek zorunda olanlar var. Mesela şöyle bir durum var. Bunu çok fazla konfor alanından taviz vermemek için temin anlattım. Mesela her hafta evli olan bir insanı annesi kendi evine çağırıyor. Bana geleceksin. Her hafta sonu ben de geçireceksin. Yani sürekli bu konfor alanından taviz vermemek isteyen insan kendi sınırlarını ihlal ettirerek sürekli her hafta sonu annesine gidiyor. Ve bir hafta sonu gitmese şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Sen hayırsız evlatsın. Sen beni boşluyorsun. Sen beni ihmal ediyorsun. Yahu bu kişinin artık bir ailesi var. Bu kişi evlendi. Bunun kendi yaşamı var, hayatı var. Evliliğinin dışında bireysel hayatı var. Belki bir hafta sonu arkadaşlarıyla da geçirmek isteyebilir. Belki bir hafta sonu kendiyle yalnız başına kalmakta isteyebilir. Belki bir hafta sonu eşiyle, çocuğuyla da geçirmek isteyebilir. Sen her hafta sonunu ipotek altında tutmaya çalışıp o kişinin sınırlarını ihlal edersen eğer ve bu kişi de buna bir tepki vermezse aslında çok büyük bir bencillik yapmış olmuyor musun? Yani burada söylemek istediğim şey, her hafta sonu o kişi annesinin evine gitmezse eğer, annesini üzmüş mü oluyor? Annesini üzmek için bir şey mi yapmış oluyor? Hayır. Yani şurada kendinize soru sorun. Ben bunu yapmıyorum. Ben bunu yapmadığımda ben karşı tarafı üzmek için mi bir şey yapıyorum? Yoksa kendi sınırlarımı korumak için mi bir şey yapıyorum? Bunun ayrımına varmak gerekiyor. Eğer karşı tarafı üzmek için bir şey yapmıyorsam ve karşı taraf bu konuda çok fazla kişiselleştirip, çok fazla benden ödün vermemi isteyip tepki koyuyorsa, burada o tepkiyle başa çıkmam gerekiyor. Koyuyorsa koyar. Üzülüyorsa üzülür. Benim sınırım bu. Benim sınırım net. Eğer ben burada sınır koyamazsam arkadaşlar, bu her hafta sonuyla da sınırlı kalmaz. Bayram tatilinde de, yılbaşı tatilinde de, resmi tatillerde de her tatiline yayılır. Her tatilde benimle olacaksın. Sınır koyamadığım takdirde bu şekilde olur. Çünkü kurallar çiğnenmek içindir, sınırlar zorlanmak içindir. Bazı insanlar için bu şekilde işler. O yüzden sınır mecburen koymak zorundayım. Narsistle ilişkide de arkadaşlar, sınır koymazsan eğer ezilmeye, kullanılmaya, istismar edilmeye açıksın. Sınır koymak da yeterli değil, sınır korumazsan da aynı şekilde. Bu konu aslında çok uzun ve çok derin bir konu. O yüzden tek bir videoya sığdıramayacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım biraz olsun yararım olabilmiştir. Videomu beğenirseniz beğene tuşlayın. Abone olursanız çok mutlu olurum.
Videomu farklı sosyal medyalarda paylaşırsanız, farklı kişilere dokunursak yine ben çok mutlu olacağım. Sizi seviyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda sınır koyamamakla ilgili problemleriniz varsa lütfen paylaşın. Bununla ilgili cevap verebiliyorsam cevap vereceğim. Veremiyorsam eğer konuyla ilgili belki video çekebilirim. Sizi seviyorum arkadaşlarım. Hoşça kalın.